CRI Türk, Çin'den Lezzetler programından herkese merhabalar diliyorum. Bugün sizlerle bir Uygur çorbası olan suikajın tarifini paylaşacağız. Çorbamızın malzemelerini sayıyorum. Bir miktar un, küp doğranmış sarımsak ve soğan ve domates, tekrar dana eti, kuşbaşı doğranmış, salçamız, pul biberimiz, sıvı yağımız, tuzumuz, maydanozumuz ve olmazsa olmazımız Çin soslarımız, soya sosu ve istiridye sosu kullanacağız. Yarısına kadar soğuk suyla doldurduğumuz tenceremizin içerisine kuşbaşı doğranmış etlerimizi atıyoruz. Soğanlarımızı ekliyoruz. Üzerine bir miktar tuz ilave ediyoruz. Soya sosumuzdan ekliyoruz. İnce doğranmış biberlerimizi ekledik. Çorbamızın hamuru için biz hazırlıklarımıza başlıyoruz yemeğimiz pişerken. Unumuza biraz tuz ilave ediyoruz. Unla tuzumuzu karıştırdıktan sonra bir miktar su ekleyerek unumuzu hamur haline getireceğiz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru dinlendirmek üzere bir süre bekleteceğiz. İstiridye sostan ekledik biraz. Soya sosu ekledik. Salçamızdan ekleme yapıyoruz. Hepsini beraber karıştırıyoruz. Küp küp doğradığımız domateslerimizi ilave ediyoruz. Tekrar tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Kestiğimiz hamurları elimizle uzatıyoruz. İnce uzun olarak uzattığımız hamurlarımızı tabağımıza katmer gibi sarmaya başlıyoruz. Ve üzerini yağlıyoruz. Kaynamakta olan etimiz ve sebzelerimizin içerisine yapmış olduğumuz hamuru parçalar halinde atacağız. Thank you.
küçük parçalara ayırıp yemeğimizin içine atıyoruz. Suikaj yemeğimize bir miktar da sirke ekliyoruz son olarak. Bitimine yakın üzerine maydanoz ekliyoruz. Son süslemek için. Ve yemeğimiz sunuma hazır. Başka bir Çin yemeği olan lahmanın yapımına geçiyoruz şimdi. Isıttığımız tenceremizin içerisine sıvı yağımızı aldık. Yağımıza etlerimizi ekliyoruz. Salçamızı ilave ettik. Küçük doğradığımız soğanlarımızı ekledik. Bir miktar tuz ilave ediyoruz. Soya sosumuzdan ekledik. Çok güzel değil mi? Domateslerimiz. Küçük doğradığımız kırmızı ve yeşil biberlerimizi de ilave ettik. Beyaz lahanalarımızı ilave ediyoruz. Havuçlarımız. Biraz sarımsak ilave ettik. Lahmana sebze yemeğimiz servise hazırdır. Lahman yemeğinin sebzesini yaptık. Şimdi hamurunu pişirme faslına geçiyoruz. Suyunu önceden kaynattık. Hamurumuzu inceltiyoruz.
yün sarar gibi sarıyoruz. Birer makarna haline getirdiğimiz hamurlarımızı suya ekledik, kaynayan suyumuza. Pişen hamurlarımızın üzerine 3 defa ara ara soğuk su ekliyoruz. Pişen hamurlarımızı soğuk suyumuzun içerisine alıyoruz. Pişen hamurlarımızın üzerine daha önceden yapmış olduğumuz etli sebzelerimizi ilave ediyoruz ve sunuma hazır olmuş oluyor. Afiyet olsun herkese.